Baku Expo mərkəzdəyik. Burada 26-cı beynəlxalq Xəzər neft-qaz sərgisi bugün öz işinə başladı və iyunun 1-nə kimi davam edəcək. Sərgidə 250 şirkət iştirak edir və onda qeyd edim ki, sərginin əsas baş tərəfdaşı Sokar şirkətidir. Hazırda biz TANAP-ın baş direktoru Saltuk Düzyollayıq və Saltuk Düzyolla TANAP-la bağlı bir çox suallara aydınlıq gətirməyə çalışacağıq. Saltuk bəy, salam, xoş gəlmişsiniz. Xoş bulduk efendim, çox təşəkkür edirəm. Bu bizim sizinlə artıq ikinci müsahibəmizdir. İlk müsahibəmizi TANAP-ın açılışında Eskişəhərdə eləmişdik. Hazırda orada vəziyyət nə yerdədir? Şu ana kadar Eskişehir'den Türkiye 1,5 milyar metreküp gaz taşımış durumdayız. Bu yıl içerisinde faz 1 layihesinin de mekanik tamamlamasına ulaşıldı yılbaşı itibariyle. 15 Nisan'dan beri de boru hattımızı Azerbaycan gazıyla doldurmuş durumdayız. Şu anda 85 kilometrelik bir kısım kaldı sınıra kadar. Onun dışında Çanakkale Boğazı'nı geçmiş durumdayız Azerbaycan gazıyla. Gazı Avrupa tarafına taşımış durumdayız, Türkiye'nin Avrupa kesimine, Trakya'ya. İnşallah kalan test işlerini tamamladıktan sonra 1 Temmuz itibariyle, bu yılın 1 Temmuz itibariyle Avrupa'ya gaz vermeye hazır hale gelmiş olacağız. İyun ayından artıq Avropaya qaz veriləcək. Bilmək istəyirdim ki, bu sınaq işləri aparılan zamanı faza 1-də hər hansı bir sızmalar, belə şeylər qeydə alınmadı? Bütün testlər başarıyla tamamlandı. Heç bir sıkıntımız yox. Qaz dolumu üçün attığımız piklər diğer taraftan alınırken en ufak bir birikintiye, ne suya, ne demir tozuna, başka bir şeye rastlanmadı. Boru hattı mükemmel şekilde şu anda çalışır durumda gözüküyor. İnşallah 1 Temmuz'a kadar bahsettiğim 85 kilometrelik kısmında doldurup gazlı testleri tamamladıktan sonra her şeyimizi hazır hale geleceğimizi düşünüyorum. Ümumilikdə TANAP-la 16 milyard kubmetr qazın nəql edilməsi nə qədər kapital xərcləmələri hesabına başa gələcək? Biz bu projenin ilk yatırım kararını aldığımızda 11.7 milyar dolarlık bir bütçemiz vardı öngörülen. Bütün tarifeler bunlar üzerinden hesaplanmıştı. Ortaklar bu maliyet üzerinden taahhüt altına girmişlerdi. Geçen zaman içerisinde çok ciddi bir tasarruf söz konusu oldu. Faz 0 yatırımını tamamladığımızda toplam 3.4 milyar dolarlık bir tasarruf yapmış idik. Faz 1'de de yaklaşık 1.4 milyar dolarlık bir tasarrufumuz oldu. Yani toplamda 4.8 milyar dolar, 5 milyar dolara yakın bir tasarruf sağlandı. Bu da proje yatırımcıları açısından bir artı değer yaratmış oldu. Aydın da teşekkür ederim etraflı malumat verdiğiniz için. Ben de çok teşekkür ederim. Sağ olun efendim. Xatırladım ki, bizimlə birbaşa yayımda TANAP-ın baş direktoru Saltuk Düzyol idi və o TANAP layihəsi ilə bağlı ən son məlumatları bizə çatdırırdı. Real TV-ni izləməyi unutmayın, davam edin və az sonra canlı yayımlarla yenidən efirdə olacaq.